Ankara Radyosu'nca hazırlanan gündem programı devam ediyor. Reklamın ardından tekrar stüdyomuza döndük ve programa başlıyoruz artık. Bugün yorumcu konuğumuz gazeteci arkadaşımız Hakkı Kurban. Hakkı günaydın. Günaydın. Hoş geldin, teşekkür ediyorum. Dün Ankara'nın olağanüstü bir gündemi vardı. Aslında bu ay Ankara'nın hakikaten hep gündemi yoğun oldu. Dün şöyle bir bakıyoruz. Bakanlar Kurulu özel bir gündemde toplandı. Başbakan Erdoğan'ın son Bakanlar Kurulu toplantısıydı. Köşke çıkıyor artık Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Belki yine Bakanlar Kurulu'na katılabilir. Çünkü öyle bir açıklaması vardı. Köşkte Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün veda mesajı yayınlandı. Hakikaten duygusal bir veda mesajıydı. İşte devleti, milleti kucaklaştırdım tekrar açıklaması yaptı. Siyasi kimliğime rağmen tarafsız kalmaya özen gösterdim, büyük gayret gösterdim açıklaması yaptı. İşte devletin işleyişinin daha iyi olabilmesi için uygun ortamlar yaratmaya çalıştım açıklamasında bulundu. Ki Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni ayın 28'inde olacak. 75 ülke ve kuruluşun katılacağı kesinleşti ki 14 ülke devlet başkanı ya da başbakan nezdinde temsil edilecek. 4 meclis başkanı gelecek, 4 değişik ülkeden 14 başbakan gelecek ve diğer kuruluşlarda yine temsilci gönderecekler ki Amerika Birleşik Devletleri bir heyetle katılmayı planlıyormuş. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun dünkü açıklaması ilginçti.